Arkadaşlar çalışma zamanına hoş geldiniz. Serpil Hoca ile berabersiniz ve Aristoteles'in ahlak felsefesi konusuna bir giriş yapalım, özet geçelim istiyorum. Sınavlarda çıkabilir bu konular. Şimdi bakın, Aristoteles'in ahlaki görüşü ya da ahlak felsefesi dediğimizde aslında Aristoteles'in etik öğretisi diyebiliyoruz. Onun bir mutluluk ahlakı olduğunu söyleyebiliriz bu konunun. En yüksek erek mutluluktur diyor. İnsan mutlu olabilmek için karar verir ve eylemde bulunur, seçim yapar diyor ve erdemli olmak, iyi ve kötüyü seçebilmek insanın kendi elindedir diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Aristo'nun etik öğretisi onun yapmaya çalıştığının bir mutluluk etiği oluşturmaya çalışmak olduğunu bilmeliyiz. Onu önceki filozoflardan ayıran özelliği de budur aslında. Yani Aristo ilk ahlak filozofu ve bireysel ahlakla ilgilenmiştir diyebiliyoruz. Ahlakta doğruluğun zorunlu olduğunu değil de olumsal olduğunu, yani iyiyi mutluluk ile özdeş kıldığını biliyoruz biz ve iyi mutluluktur diyor. Yani bir eylemin övgü ya da kınama hak etmesi için işte onun bilerek ve isteyerek yapılması gerektiğini söylüyor Aristoteles. Yani baktığımız zaman aslında etik öğretisini özetlememiz gerekiyorsa onun ahlak felsefesi bir mutluluk ahlakı diyebiliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Yani en yüksek erek mutluluktur diyor bize Aristoteles. Ahlak felsefesini yani iyi mutluluk ile özdeş kılıyor ve iyi mutluluktur diyor bizler için. Şimdi gelelim Aristoteles'in altın orta dediğimiz ya da orta yol dediğimiz görüşüne bir göz atalım. Şimdi Aristoteles şöyle yapalım. Aristoteles orta yolu veya altın ortayı gerek duygular gerekse de eylemlerle ilgili olarak ahlaksal erdemi esas itibariyle aslında ortada olmak yani ortayı amaçlamaktır. Herkesin arayıp durduğu mutluluğun aslında bir hep diyoruz ya hani sihirli bir değnek yok aslında elimizde. Şöyle diyebiliriz. Mesela fazla cesaretli olmak ahmaklıktır ya da korkaklık, aşırı korkaklık işte ödlekliktir. Önemli olan ölçülü olmaktır diyebiliriz. Ya da şöyle de diyebiliriz. Mesela Aristoteles'in mutluluk için önerisi aslında erdemli bir hayattır ve bize ünlü filozofumuz der ki erdem davranışımızın yani aklın denetiminde yani ölçülü olmak, orta yolu bulmak diyebiliyoruz buna. Yani altın orta ya da orta yol diye ifade ettiğinde Aristoteles'in düşüncesinin temel dayanağı aslında işte insanca yaşamak, işte tercihlerimiz, dengeli ve aşırılıklardan uzak bir yaşam. Bunları kastediyor. Diyebiliriz ki insanın en önemli hedefi mutluluktur Aristoteles'e göre. Tamam mı arkadaşlar? Bakın altın orta yine söylüyorum orta yol da diye ifade edebiliyoruz. Ahlaksal buna göre ahlaksal erdem orta yolu veya altın ortayı gerek duygular gerekse de eylemlerimizle ahlaksal erdemi esas itibariyle işte ortada olmak ya da ortayı amaçlamaktır diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Yani herkesin arayıp durduğu sihirli bir değneğimiz yok mutluluk için. Değil mi arkadaşlar? O yüzden altın orta düşüncesinin temel dayanağı dediğimiz gibi tercihlerimiz, insanca yaşamamız, tercihlerimiz, dengeli ve aşırılıklardan uzak bir yaşam diyebiliyoruz. Altın orta dediğimizde ya da erdemli yol. Tamam mı arkadaşlar? Aristoteles'in altın ortası ya da orta yolu bu diyebiliriz. Şimdi gelelim bir de Aristoteles'in dört neden teorisine bakmaya arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Dört neden teorisi. Şimdi Aristoteles bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler diyor. Yani bilmelerinde de duygular ve akıl yürütme yoluyla gerçekleştiğini düşündüğünü söylüyor bize. Ona göre doğadaki her varlığın bir nedeni vardır. Böyle baktığımızda da bir şeyin ve bir bütün olarak evrenin ortaya çıkmasını, varlık kazanmasını sağlayan dört neden vardır diye açıklıyor. Şimdi bakalım bu dört nedene.
Maddi neden, formal neden, etken neden ve ereksel neden diyecek bize, tamam mı? Şimdi maddi nedene baktığımızda bir şeyin hangi maddeden kaynaklı oluştuğunu söylüyor, tamam mı? Maddi neden bir şeyin hangi maddeden kaynaklı oluştuğunu gösteriyor bize. Şöyle örnek verelim. Mesela alçıdan yapılmış bir vazonun maddi nedeni alçıdır. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi formal nedene baktığımızda bir şeyin biçimsel nedeni ne diyoruz biz? Formal neden bir şeyin biçimsel nedeni. Yani alçıdan yapılmış vazonun bu alçının vazo görünüşünü alması. Tamam mı? Formal neden. Maddi neden de dedik ki alçıdan yapılmış bir vazonun alçıdır dedik. Maddi nedeni alçıdır dedik. Formal nedeninde ise alçının vazo görünüşünü alması. Tamam mı? Alçının vazo görünüşünü alması formal nedenidir dedik. Etken nedense, yani fail neden de diyebiliyoruz biz buna, maddenin biçim kazanmasını sağlayan nedendir. Etken ya da fail neden dediğimiz. Tamam mı arkadaşlar? Mesela diyelim ki işte zanaatkarlar, ustalar, yani alçıyı vazo şeklinde sokacak kişiler. Tamam mı arkadaşlar? Etken, fail, neden. Ereksel nedene baktığımızda ise bir maddenin biçim kazanmasında son olarak bize bir de amaçta bulunmasıdır. Ve işte bu amacı diyelim ki ustanın ağacı bir forma sokmaya çalışması. Tekrar söyleyeyim. Bir dakika. Şimdi bir maddenin biçim kazanmasına son olarak, tamam mı, ereksel neden diyeceğiz. Diyeceğiz ki ustanın ağacı bir forma sokmaya çalışırken, tamam mı, kafasındaki amaç ağacı bir şeye benzetmesi. Tamam mı arkadaşlar? Diyeceğiz ki işte bu amacı ustanın ağacı ağaçtan yapılmış ya da bir masaya benzetmesi. Tamam mı arkadaşlar? Aristoteles'in bütün insanlar doğal olarak bilmek istediklerini ve bilmenin de duyular ve akıl yürütme yoluyla gerçekleştiğini düşünüyor dedik. Herhangi bir şeyin ve bir bütün olarak evrende ortaya çıkmasında varlık kazanmasını sağlayan dört nedeni var dedik. Maddi neden, formal neden, fail yani etken neden ve ereksel neden. Maddi neden dedik ki bir şeyin hangi maddeden kaynaklı oluştuğunu gösteren nedendir. Ya örnek, alçıdan yapılmış bir vazonun maddi nedeni alçıdır dedik. Formal neden ise bir şeyin biçimsel nedenine dedik. İşte alçının vazo görünüşünü alması. Tamam mı? Etken neden, maddenin biçim kazanmasını sağlayan neden. Etken ya da fail neden diyoruz. İşte zanaatkarlar, ustalar dedik. Örnek verdiğimiz alçıyı vazo şekline sokacak kişi, işte zanaatkarlar, ustalar, bunu yapan kişiler dedik. Ereksel nedene ne dedik? Bir maddenin biçim kazanmasında son olarak bir de amaçta bulunması ve işte bu amacı gösteren neden ereksel nedendir dedik. Ustanın ağacı bir forma sokmaya çalışırken kafasındaki amaç ağacı bir masaya benzetmedir. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar Aristo'nun da 4 neden teorisidir sevgili dostlar. Kısaca hepsinden bahsettik. 4 neden teorisi, altın ortası, Aristoteles'in dedik ki Aristo'nun altın orta düşüncesinin temel dayanağı insanca yaşamak, tercihler, dengeli ve aşırılıktan uzak bir yaşam. Tamam mı? Dengeli ve aşırılıktan uzak bir yaşam. Ahlak felsefesini de Aristo'nun ahlak etik öğretisini açıkladık. Burada da bitirelim. Tamam mı arkadaşlar? Aristoteles'in dediği gibi iyiyi mutlulukla özdeş kılmamız gerekir. İyi mutluluktur dedik. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıklı, çok sağlıklı ve çok başarılı kalıyorsunuz inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.